Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibində olub atqan xəbərlərini huzurunuza sunuşdurmuşuz. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Yaponiya bilan Yevropa İttifaqı Xitayğa qarşı həmkarlıq kelishimi imzaladı. Bugünkü Yaponiya torining xabarida bildirilishicha, Yaponiya va Yevropa ittifoqi oldingi juma Yevropa va Osiyoni tutashtiradigan asosiy aslaha qurilishi kelishimiga imzo qo'ygan. Mazkur hamkorlik kelishimi Xitoyning bir balvoq bir yo'l planiga taqobil turish uchun imzolangan bo'lib, asosiy aslaha transport, raqamlik uchur aloqasi qatorliq sohalarni o'z ichiga oldi ekan. Xitoyning kunsiri so'rayotgan bir balvoq bir yo'l planiga qarshi turish uchun oldingi yili Osiyo bog'linishi strategiya plani yo'li qo'yilgan bo'lib, bu qitimliq kelishimi mazkur planning bir qism bo'lib hisoblandi ekan. Garchi Xitoyning bir balvoq bir yo'l plani kunsiri zo'rayotgan bo'lsa-mu, ammo bu planga qatnashgan nurg'unligan davlatlarning Xitoydan g'oyat zo'r miqdorda qarz olganligi, qarz to'lashga qurbi yetmaganligi uchun Xitoyga beqinib qilayotganligi tanqidga uchrab kelmoqda. Yevropa ittifoqi raisi Jonker kelishim imzolash jarayonida yuqorqi nuqtalarni portib o'tgan holda ifoda bildirib, biz chuqur keyingi avlodlarga texmo kengri tutashgan muhiti sap bo'lgan dunyoni qaldirishimiz kerak. Hargizmo zo'r miqdordagi qarzni emas deganlarni bildirgan. U yana davlatlar orasidagi bog'linishning barliq davlatlarni o'z ichiga elishi kerakligini, hargizmo bir davlatga beqinib qilishqa bo'lmaydiganligini ta'kidlagan. Mahathir Muhammad Uyg'urlar haqida to'xtaldi. Malayziya bosh ministri Mahathir Muhammad Uyg'urlar haqida to'xtalib, İslam əllərinin Xitayının Uyğur müsəlmanlarına yürgüzətqan basturuş siyasətlərə sükut qılışı Xitayının gücünün təsirindən bolğanlığını bildirgan. Xəbərdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 74-cü növbətlik ümumi yığını qatnışıbatqan Mahathir Muhammad Amerika Bear News müxbirinin nəmə üçün İslam əlləri Xitayının Uyğur müsəlmanlarına yürgüzətqan basturuş siyasətlərə sükut qılıdı degan suallara cavab verib, İslam əllərinin Xitayının Uyğurlara yürgüzətqan basturuşlara sükut qılışı Xitoyning kuchining ta'siridan bo'lib o'tdi. Xitoy kuchayib ketdi. Xitoyning Uyg'ur musulmonlarga qilayotgan bostirishlarini to'xtatishga kuchimiz yetmaydi. Eng yaxshisi bu jihatda Xitoy bilan yuzma-yuz qarishlashmay, yumshoq vositalar haqida izlanishimiz lozim. Malayziyaga nisbatan aytganda, Xitoy Malayziyaning muhim savdo sherigi. Kuala Lumpur Xitoyga qarshi tura olmaydi. Shu sababli muvofiq yo'llar haqida izlanyapti. Malayziya Myanmar, ya'ni Burma muhojirlariga oz to'li yordam qilgan bo'lsa-mu, Myanmar ichidagi musulmonlarga yordam qilishga amalsiz qoldi. 27 davlat Xitoy va Rossiyaning tor zo'migarligiga qarshi kelishim imzoladi. Turkiya qaror torining 27 sentabrdagi xabarida bildirilishicha, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo 27 davlat xalqaroliq tor aloqasi haqidagi qoida nizomlarga oid bir kelishimga imzo qo'ygan. Mazkur kelishim asosligi Xitoy va Rossiyani nishon qilgan bo'lib, tor hujumlari orqali boshqa davlatlarning davlat maxfiyatligi, savdo maxfiyatligi va boshqa uchurlarni o'g'irlashni qabul qilg'ili bo'lmaydiganligi bildirilgan. Xabarda ko'rsatilishicha, Rossiya 2014 yili Ukrainadagi, 2015 yili Amerikadagi va 2017 yili Fransiyadagi saylovlarda Rossiyani qo'llaydigan nomzodlarni yo'lab chiqarish uchun tor hujumi qo'zg'ab, saylovni qalaymaqon qilishga uringan. Xitoymu necha yildan beri Xitoy shirkatlarining savdo va josusluq faoliyatlari uchun xakerlik harakatlarini davomlashtirib, xalqaroning tanqidiga uchrab kelmoqda. Xitoy dunyoning har qaysi joylarida qarshilikqa uchirmoqda. Ijtimoiy uchur aloqa vositalari tarqalgan sin ko'rinishidan ma'lum bo'lishicha 29 sentabr Qozog'istonning Almata shahrida Xitoyga qarshi namoyish o'tkazilgan. Qozog'istondagi Uyg'ur va Qozoqlar birlikda Almata shahrida Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan basturuş siyosatlariga qarshi namoyish qilgan. Namoyishchi xalq yana namoyish orqali Xitoyni Sharq Turkiston xalqiga qilayotgan insoniy dafsandichiliklarini to'xtatishga chaqirgan. 29 sentabr yana Hong Kong xalqi Uyg'urlarni qo'llab namoyish qilgan. Namoyishchi xalq Hong Kong xalqi Uyg'ur va Tibetlar bilan birga degan shiorlar yozilgan plakatlarni ko'tarib, Xitoyga qarshi shiorlarni to'plagan. Undan boshqa yana Tayvan xalqimi Uyg'urlarning Xitoyga qarshi elib berayotgan kurashlarini qo'llab namoyish qilgan. Kanada McMaster universiteti Xitoy o'quvchilar jamiyatining klub salohiyatini bekor qildi.
Uyghur Agentligi toryning xabarida bildirilishicha, Kanadaning dunyoga danliq universitetlaridan biri bo'lgan McMaster universiteti yaqinda bu maktabdagi Xitoy o'quvchilar va akademiklar jamiyatining klub salohiyatini bekor qilgan. Universitet taraf bu jamiyatning Xitoy konsulxonasi bilan til biriktirib, Uyghur siyosiy faoliyatchi Ruqiya Turdush xonimning mazkur universitetda bergan Sharq Turkistondagi lager haqidagi leksiyaga buzg'unchilik qilganligi. Uyghur agentligi to'g'risining xabarida bildirilishicha, Kanadaning dunyoga danliq universitetlaridan biri bo'lgan McMaster universiteti yaqinda bu maktabdagi Xitoy o'quvchilar va akademiklar jamiyatining klub salohiyatini bekor qilgan. Universitet taraf bu jamiyatning Xitoy konsulxonasi bilan til biriktirib, Uyghur siyosiy faoliyatchi Ruqiya Turdush xonimning mazkur universitetda bergan Sharq Turkistondagi lager haqidagi leksiyaga buzg'unchilik qilganligi. Bu qilmishning o'quvchilar uyushmasi nizomnomasiga xilof bo'lganligi uchun bu qarorni chiqargan. Janubiy Xitoy shahar gazetasining xabariga asoslanganda, McMaster universiteti o'quvchilar uyushmasining boshqarish organi bo'lgan o'quvchilar vakillari majlisi 22-sentabr qaror ma'qullab, Xitoy o'quvchilar va akademiklar jamiyatining klub salohiyatini bekor qilgan. Bu qaror o'quvchilar vakillari majlisidagi 35 o'quvchining 22-sining ovoz berishi bilan ma'qullangan bo'lib, bu Xitoy o'quvchilar jamiyatining bundan keyin universitet o'quvchilar uyushmasining iqtisodiy yordami, oldin yotoq zakaz qilish huquqi va tashviqat qilish yo'llaridan ayrilib qoldiganligidan derak beradi ekan. Ruqiya Turdush xonim 2019 yili 2 ayning 11-chi kuni McMaster universitetining taklifiga binoan Sharq Turkistondagi jazo lagerlari haqida bir maydon leksiya bergan. McMaster universitetidagi Xitoy o'quvchilar va akademiklar jamiyati universitetning Ruqiya Turdush xonimni leksiyaga taklif qilganligiga qarshi ochiq xat e'lon qilib, bu faoliyatni Torontodagi Xitoy konsulxonasiga dokument qilgan. Undan boshqa Xitoy amaldorlarining talabiga binoan bu leksiyani suratga olib topshirib bergan. Yangi Zelandiyada tunji qitim Xitoyga qarshi namoyish olib berildi. 29-sentabr yakshanba kuni Yangi Zelandiyaning eng cho'ng shaharlaridan biri bo'lgan Okland shahrida Xitoy tajovuzchilarga qarshi namoyish olib berildi. Namoyish shu shaharda yashayotgan Uyg'urlar va Yangi Zelandiya islom jamiyatining o'rinlashtirishi bilan olib berilgan bo'lib, namoyishga musulmonlar, xristianlar va Falun Gong muridlari bo'lib 100 ga yaqin kishi qatnashdi. Namoyish shahardagi cho'ng masjid imomining Qur'oni Karim tilovati bilan boshlandi. Arqadan islom jamiyati raisining ochilish so'zidan keyin Tinchlik tashkiloti raisi Anna Degiya Pala xonim, advokat Karli Gori apandi, tashkilot mas'ullaridan Muhammad apandi, Uyg'ur yoshlaridan Shaudun Abdug'ufur va shahardagi cho'ng chirkovdan xristian vakili qatorliqlar ayrim-ayrim so'z qildi. So'z qilguvchilarning hammasi Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqiga elib berayotgan dahshatlik bostirishlarini qattiq ayibladi va bu qirg'inchilikning to'xtatilishi kerakligini bildirishdi. Namoyish oxirida yana Xitoy kommunistlarining zulmiga uchirgan Falun Gong muridlariga so'z qilish fursati berilgan bo'lib, ularmo Xitoy elib berayotgan bostirishni tilga olib o'tdi va Uyg'urlarni qo'llaydiganligini bildirishdi. Yangi Zelandiyada Uyg'urlarning oz bo'lishi va bundoq faoliyatlarning bo'lib boqmaganligi qaramasin, Osiyodagi qirindoshlarimizning tirishchanligi bilan bundoq ahamiyatli faoliyatning o'tkazilganligi alohida tilga olishga arziydi. Namoyishni ko'rgan yerlik xalq cho'ng lavhaga o'zlarining Uyg'ur xalqi bilan birga ekanligini ifodalashib, tasalli so'zlarini yozishdi. Tramp hukumatining Xitoy shirkatlarini poychaki bozorlardan chiqarib yetadiganligi ilgari surildi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp hukumatining Xitoy shirkatlarini Amerika poychaki bozorlaridan chiqarib yetishni planlayotganligi ilgari surildi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Amerika Xitoy o'rtasidagi savdo urushi davom etayotgan bir paytda Amerika taratqularining yaqin manbalariga asoslanib xabar qilishicha, Tramp hukumatı Xitoy shirkatlarining ba'zi faoliyatlaridan andisha qilmoqda ekan. Shunga Xitoy shirkatlarini Amerika poychaki bozorlaridan chiqarib yetishni planlamoqda ekan. Hong Kongliklar namoyish qilishni davomlashtirmoqda. Xitoyning Hong Kong alohida ma'muriy rayonida iyun oyidan buyon davomlashayotgan hukumatga qarshi namoyishlar kunlik inqilobining 5-yinchi yilini xotirlash faoliyatlari doirasida davomlashdi. Xitoy kommunist rejimi qurilganligining 70 yilligini tabriklash faoliyatlaridan 2 kun ilgari minglarcha kishi ko'chalarga chiqib namoyish o'tkazdi. Ogohlantirishlarga qaramay tarqalib ketmagan namoyishchilarga saqchilar yosh oqizish gazi va yuqori bismli suv ishlatib bostirishga tirishdi. Tarqalib ketgan namoyishchilar aradan ko'p o'tmay qaytadan to'planib yurishni davomlashtirdi. Ko'p sonda odam nazorat ostiga olindi.
Hong Kong sakçıları iyun ayının bayanqı namayışlar jarayanında 1600 oquğuchinin nazarat astığı ilinganlığını uqturdi. Namayışçılarının yana Xitayının dehşetlik bastırışığı uçuravatkan Uyghur ve Tibetlerini kollaydıganlığını bildirip, çoğun plakatlarını götürüp namayış kılışı, dünyanın her qaysı jaylarıdaki Uyghur ve Tibetlerinin kızgın kollaşığı erişti. Hong Kong namayışı başlanğandan buyan dünyanın her qaysı jaylarıdaki Uyghur ve Tibetler Hong Kong halkı bilen birge işkellikini, onlarının haklık hareketinin asla vazgeçmesini bildirişip gelmekte. Hong Kongluklarının 1. Oktyabr günü piyade yürüyüş talebi ret kılındı. Hong Kongluklarının ayeti 1. Oktyabr Xitay'ın devlet bayramında keng kölemlik demokratiya yürüyüşünü ötküzüş talebi ret kılındı. Hong Kong'da ötkenki küllerde nurgullugan namayış ve yürüyüşlerini teşkilligen kişilik hukuk fironti rayonluk eriz şikayet komitesinin sakçılarının seyşembe günü yani ayeti 1. Oktyabr Hong Kong'un merkezde ötküzülmekçi bolgan yürüyüşke koygan çeklemesini tasdiqlığanlığını elan kıldı. Kişilik hukuk fironti namayışçılarının tinişlik usulda toplanışkı toskulluk kılışının burunki yürüyüşlerde yüz bergenidek kişilerinin koçularga çıkış ihtimali bolganlığı üçün zoravallıklarga küşkürtişi mümkünlükini ilgiri sürdü. Frontnın teşkilligçilerden Bonnie Leung Hong Kong fikir ve yığılış erkinliğini yoktup koyuvatıdı. Barğansırı sakçı devletige ayılınıvatıdı dedi. Hong Kong'da ayeti yürüyüşten başka okşumağın caylarda her hal namayışlarını ötküzüş planlanmakta. Hong Kong sakçıları resmi binalarga karab yürügen namayışlarını tarqıt etiş üçün yaş akkuzuş bombası attı. Namayışçılarını periklandırış üçün abdumobillardan renk koşulgan suç açtı. Yerlik taratkular hepte ahire ötküzülgen namayışlarda 100'den artık kişinin tutulganlığını, bir muhbirini öz içine alğan 20'den artık kişinin yaralanğanlığını haber kıldı. Şivisiyada Hong Kong'daki namayışını kollap Xitay'a karşı birleşme namayışı ötküzüldü. Müstebit Xitay rejimi kurulganlığının 70 yıllık harip fikirlerde Şivisiyadaki Hong Kongluk okuguçlarının uğurlaştırışı bilen 29. sentabr yakşembe günü Şivisiya vakti çüştüngen saat 3'ten 5 kişe Şivisiyanın paytaxtı Stokholm'nın halık meydanında Hong Kong'da Xitay'a karşı birkaçı aydın buyan devamlaşıvatkan namayışını kollap histaşlık namayışı ötküzüldü. Mezkur namayışka Şivisiyadaki Hong Kongluklar, Tibetlikler, Şivisiya Uygur Mağarıp Uyuşması ve Şivisiyadaki yerlik halıklar bulup köp sende kişiler katlaştı. Namayışta Xitay tecavüzcülerinin 70 yıldan beri halıklarına silivatkan zulümleri ayıplendi. Namayış çeriyanda Şivisiya muhbirini kubul kılgan Nijat Turgun, bu kıtımkı namayışının ehmiyeti, Xitay tecavüzcülerinin Şarkı Türkistan'ı işgal kılgan 70 yıldan buyan Uygurlarına silivatkan zulümleri. Xitay rejiminin özünün kanunlarını emez, belki halıkara kanunlarına zit hareketlerini kılvatkanlıkını. Xitay özünün rezil kılmışları arkalık dünyayı tehdit silivatkanlıkını eskertiş bilenbirge, Şivisiyadaki Xitay elçihanısı arkalık Şivisiya ahbaratlarına hücum karakterlik hareketlerde bolganlıkını eskertti. Atayurt Pidaileri Teşkilatı Kazakistan'da resmi devlet royxetinden ötti. Kazakistan'da faaliyetini berbatkan Atayurt Teşkilatı 24. sentabr günü Almata Şehirlik Adliye Mahkemesi tarafından resmi tizimge elindi. Bunun bilen mezkur teşkilat Kazakistan'da devlet royxetige elinğan resmi kanunluk teşkilat salayetige igi boldi. Atayurt Pidaileri Teşkilatı 2017 yılından buyan Şarkı Türkistan'dan öz yurdu Kazakistan'a köçüp gelgen Kazaklarının Xitay rejimi tarafından lagırlarga kamalgan uruk tukkalları hakkıdaki guvahlıklarını toplaş, bu malumatlarını halkara teşkilatlarga yetküzüş. Dünya cemaatçilikige anıltış ve metbuatlarda elan kılış bilen şugulunup gelmekteydi. Atayurt Pidaileri Teşkilatının korukuçilerden biri hem de mezkur teşkilatının hazırkı vekillerden biri bolgan Kayrat Baytullah, Erkin Asya Radyosu'nun ziyaretini kabul kılıp, mezkur teşkilatın tizimge aldırış tuğurluğ 4 kitim iltimas kılgan bolsa mı, lekin her hıl sebepler bilen iltimaslarının kaytırılganlığını, şunun için 5. kitimde onlarını sotku bergenlikini. Sotta Almata Şehirlik Adliye Mahkemesi kilişip, Atayurt Pidaileri'ni royxetke ilişki buludu deb teşkilatını kanunluk revişte tizimge alganlığı. Şunun deyinkin, onlar sotku bergen erizini kaytırılganlığını bildirdi. O yana sözünün ahırda, emdi biz yana şu Kazakistan devletlik ve halkaralı kanunlarga asaslanan halde işleyimiz. Xitay'daki ehvallarını biz helimu dikkatin çetti kaldırmayı közdu adımız. Bizden iş yönelişimiz, Şarkı Türkistan'daki Uygur Kazak Katarlık milletlerini kabih lagırlardan kutulduruş. Olarga yardım berişini ibaret. Xitay bu işini toxtatmaydıgan bolsa, biz mu Atayurt Pidaileri'nin hareketini muşundaq devam kılıverimiz. Biz bu axta eriz toplaşını toxtatmayımız. Bizgi malum kılınan 10 mindek eriz bar.
ular ingliz va boshqa tillarga tarjima qilinib, xalqaro kishilik huquq tashkilotlariga yetkazildi. Xitoyga qarshi namoyishga taklif. Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston tashkilotlar birligi barlik xalqimizni namoyishga chaqirdi. Birlik e'lon qilgan chaqiriqda munolar tilga olindi. Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonni besib olganligining 70 yilligi kunida o'tkazilgan namoyishga barlik Sharq Turkiston xalqini taklif qilamiz. Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonga tajovuz qilib besib olganiga 70 yil bo'lgan motam kuni hamda Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostir siyosatiga qarshi Xitoyning Istanbuldagi elchixonasi oldida Xitoyga qarshi namoyish va bayonot e'lon qilish faoliyati o'tkazildi. Xitoy 70 yildan beri Sharq Turkiston xalqini har xil yumshoq vositalar bilan asimilyatsiya qilishga urindi. Atalmish pilanliq tug'ut nomi bilan oz bo'lmagan tug'ilish oldidagi bovoqlarni o'ldirib, Sharq Turkiston xalqining ko'payishiga qattiq cheklama qo'ydi. Xitoy ishq solgan yumshoq vositalar Sharq Turkiston xalqining bosh agmas ruhi oldidagi qarg'i kelmadi. Sharq Turkiston xalqi avlodma avlod kuch ulab Xitoy tajovuzchilarga qarshi harakatini davom qildi. Xitoyning uyg'ongan kishilarga qattiq zarb berish, qattiq jazolash tadbirlari qarg'i kelmay, Xitoyga qarshi uyg'unish kuchayib ketdi. Sharq Turkiston xalqini asimilyatsiya qilish yo'lida ishq solgan barlik yumshoq vositalarning qarg'i kelmaganligini bilib yetgan Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkiston xalqini sababsiz jazo lagerlariga qamab, oshkori qirg'in qilishga boshladi va misli ko'rilmagan bostirish siyosatini yo'l qo'ydi. Shu munosabat bilan Sharq Turkiston xalqining ovozini xalqaro jamiyatga bildirish maqsadida Xitoyning Istanbuldagi elchixonasi oldida namoyish va bayonot e'lon qilish faoliyati o'tkazildi. Barlik xalqimizning qadam tashrif qilishini alohida tavsiya qilamiz. Adresi Sariyar Tarabiyadagi Xitoy elchixonasi. Axborot e'lon qilish vaqti tushdan burun soat 11 da. Hurmat bilan Sharq Turkiston tashkilotlari birligi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugun xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Ayatki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh tabshirimiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasidagi barlik xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.